...durumu araştırdı, e, inceledi. Evet, e, Eray Çelebi iddialar doğru mu? Ayrıntıları senden alalım. Evet Çağdaş Çengiz, senin de söylediğin gibi... ...Membiç'in batı kırsalındaki Arima bölgesinden bahsediyoruz aslında. Bugün birçok e, yayın organında, e, bazı organlarda şu söylendi... ...dendi ki Suriye ordusu Membiç'in batı kırsalındaki Arima bölgesinde kontrol sağladı... Böyle iddialar vardı. Tabii biz de iddiaları sağ kaynaklarına sorduk ama önce Arimah bölgesini bir anlatmak gerekiyor. Çağdaş Cengiz. Tabii bölge özellikle Fırat'ın doğusunu ve batısını birbirine bağlayan M4 karayolu üzerinde bulunuyor bu açıdan kritik petrol alanlarının olduğu söyleniyor. Çoban ve Çoban B yaklaşık 20-25 kilometre kadar uzaklıkta ve idari olarak da El Baba yani Fırat Kalkanı harekatı içinde bulunan bölgeye bağlı bir semtten bahsediyoruz. Bir köyden bahsediyoruz. Arimah böyle bir bölge. Bu bölgeyle ilgili Tabi bundan önce Membiç kırsalında oldukça hareketli günler geçiriyorduk. Onları da hatırlatmak gerekiyor. ÖSO, Sacuner'in oraya konuşlandığı, Suriye ordusunun Membiç'in güneyine doğru ilerlediği bilgisi vardı. Hatta bu kapsamda Amerikan askerlerinin Membiç'in güneyine kapattığına dönük bazı bilgiler vardı. Ve bu bilgilerden sonra bugün hükümete yakın bazı yayın organları Suriye ordusunun o bölgede Arimah bölgesinde kontrol sağladığını iddia etti. Ama hemen şunu söyleyelim Çağdaş Cengiz bu bilgiler kesinlikle doğru değil. Sağ kaynaklarıyla görüştük Suriye'de olan sağ kaynaklarıyla görüştük. Ve bize verdikleri bilgi doğrudan şu bir yıldır zaten Suriye ordusu o bölgede. Zaten o bölgede bulunuyor. Dolayısıyla yeni bir kontrol noktası değil Suriye ordusu için Arimah bölgesi. Sadece yeni bazı takviyeler olabilir. E, Tabi bu takviye kısmını da teyit ettirmeye çalışıyoruz. Ama bazı takviyelerin yapıldığı iddia ediliyor şu anda. Suriye ordusunun kontrolünde bir yıl hatta daha uzun süreden bu yana kontrolünde olan bir bölgeden bahsediyoruz. Yeni kontrol altına alınmış bir bölge. Kesinlikle değil. Tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Ayrıca şunu da söyleyelim. E, Tabi hükümete yakın medya organlarının tarif ettiği gibi ise de ki değil. Onu kesinlikle yalanlıyor sağ kaynakları. E, öyle gibi olsa e, dedikleri gibi olsa e, Suriye ordusu en nihayetinde kendi topraklarında e, ilerleme e, o bölgeleri teröristlerden temizleme hakkına sahip. Bu noktada meşru bir hükümetten bahsediyoruz, zira PKK PYD ile pd'ye karşı da Suriye Ordusunun kesinlikle terör örgütünün federasyon taleplerini kabul etmeden ve bu şekilde dire zora ilerleyen, Membiç'e ilerleyen, Fırat'ın doğusundaki bazı bölgelere dönük planlar yapan bir şan var karşımızda. E, dolayısıyla kesinlikle kendi topraklarında e, ilerleme ilerleyebilir ve bu hakkada kesinlikle sahip. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Ayrıca Suriye ordusuyla Türk e, ordusu arasında da e, daha önce de yine birçok kez haberlerini yaptık. İspari düzeyde doğrudan koordinasyon hattı da var askeri ve istihbari düzeyde dolayısıyla bunlar da konuşuluyordur. Masaya yatırılıyor yatırılıyordur. Kesinlikle Suriye ordusu ile Türk ordusunun karşı karşıya gelmesi sağ açısından bakıldığımızda da mümkün gözükmüyor. Şu anda Ankara'nın önünde Moskova ile bir diplomasi trafiği var. Bugün Çavuşoğlu da söyledi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ...dikkat çekti. Ankara-Moskova hattında bir trafik olacak önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla o trafikte bu konularda konuşulacaktır, masaya yatırılacaktır. Aynı zamanda o bölgede yani Suriye ordusunun mem batı kırsalında olduğu bölgede... ...Arimat bölgesinde Rus askeri gücünde olduğu belirtiliyor. E bu kapsamda zaten uzun süreden bu yana orada olan bir Suriye ordusu var... Bu, bunu da yine e, Türk ordusunun ve Türkiye'nin Ankara'daki kritik güvenlik birimlerinin e, bilme, bilmemesine de imkan yok. Bu noktada kesinlikle bu vurguyu da yapalım Çağdaş Cengiz. Gözler diplomasi trafiğinde olacak ve biz de o diplomasi trafiğini izleyeceğiz. Ama sahaya baktığımızda Ankara ile Şam'ı kesinlikle karşı karşıya getirecek bir hareketlenme şu anda bulunmuyor. Çok teşekkür ediyoruz Eray Çelebi. Gerçekten çok ciddi anlamda bilgi kirliliğin olduğu bir dönemde sağ kaynaklarından olan gerçek bilgileri ulusal kanalda sizlere sunuyoruz. Daha önce çok sayıda bu tip durum oluştu. Suriye'ye ilişkin, İran'a ilişkin. Ancak biz orada zaten hali hazırda temsilcilerimiz, muhabirlerimiz üzerinden de gerçek bilgiye ulaşıyoruz ve o bilgiyi sizlere sunuyoruz. Defalarca örneği yaşandığı gibi. Benzer bir durum var. Zaten uzun süreden beri Suriye ordusu kontrolünde olan bir yere giden e, iddia o yönde bazı takviye kuvvetlerin gelmesini bile işte Membiç'e ilerliyor Suriye ordusu diye bir e, haber e, haberleştirme söz konusu. Ancak bu haberleştirmede bir Suriye ordusuna karşıt bir dille bunun e, yapıldığına tanık oluyoruz. Halbuki bu gerçek dışı şey gerçekleşse bile Eray Çelebi de onu ifade etti. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından e, doğal olarak da Orada terör örgütlerinin temizlenmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye açısından da bu hayırlı bir gelişme olacaktır. Suriye ile işbirliği, Şam'la işbirliği önümüzdeki süreçteki yürüttüğümüz mücadelede, terörle mücadelede bize maliyeti düşürmek dışında bir sonuç vermeyecektir. Böyle bir sonuçta Türkiye'nin faydasınadır, yararınadır. Bir kere daha bunu ifade ediyoruz.